Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala ahli seyyidina Muhammed. 30. lem'a ismi hakeme devam ediyoruz. Kaldığımız noktadan inşallah. 3. nüktenin 2. noktası 2 meseledir. 1. meselesi 10. sözde beyan edildiği gibi nihayet kemalda bir cemal ve nihayet cemalda bir kemal elbette kendini görmek ve göstermek, teşhir etmek istemesi en esaslı bir kaidedir. İşte bu esaslı düstur-u umumiye binaendir ki bu kitab-ı kebir-i kainatın nakkaş ezelisi bu kainatta ve bu kainatın her bir sayfasıyla ve her bir satırıyla hatta harfleri ve noktalarıyla kendini tanıttırmak ve kemalatını bildirmek ve cemalini göstermek ve kendisini sevdirmek için en cüz'iden en külliye kadar her bir mevcudun müteaddit lisanıyla cemal-i kemalini ve kemal cemalini tanıttırıyor ve sevdiriyor. İşte ey gafil insan, bu hakim-i hakemi, hakim-i zülcelal vel cemal sana karşı kendisini her bir mahlukatıyla böyle hadsiz ve parlak tarzlarda tanıttırmak ve sevdirmek istediği halde sen onun tanıttırmasına karşı İmanla tanımazsan, onun sevdirmesine mukabil ubudiyet de kendini ona sevdirmezsen, ne derece hassiz, muzaaf bir cehalet, bir hasaret olduğunu bil, ayıl. İkinci noktanın ikinci meselesi, bu kainatın sani kadir ve hakiminin mülkünde iştirak yeri yoktur. Çünkü her şeyde nihayet derece intizam bulunduğundan, şirki kabul edemez. Çünkü müteaddit eller bir işe karışırsa o iş karışır. Bir memlekette iki padişah, bir şehirde iki vali, bir köyde iki müdür bulunsa o memleket, o şehir, o köyün her işinde bir karışıklık başlayacağı gibi en edna bir vazifedar adam o vazifesine başkasının müdahalesini kabul etmemesi gösteriyor ki hakimiyetin en esası hassası elbette istiklal ve infirattır. Demek intizam vahdeti, hakimiyet infiratı iktiza eder. Madem hakimiyetin bir muvakkat gölgesi, muvanete muhtaç ve aciz insanlarda böyle müdahaleyi reddederse, elbette derece-i rububiyette hakiki bir hakimiyeti mutlaka, bir kadir-i mutlakta bütün şiddetiyle müdahaleyi reddetmek gerektir. Eğer zerre kadar müdahale olsaydı intizam bozulacaktı. Halbuki bu kainat öyle bir tarz yaratılmış ki bir çekirdeği halk etmek için bir ağacı halk edebilir bir kudret lazımdır. Ve bir ağacı halk etmek için de kainatı halk edebilir bir kudret gerektir. Ve kainat içinde parmak karıştıran bir şerik bulunsa en küçük bir çekirdekte de hissedar olmak lazım gelir. Çünkü o onun numunesidir. O halde koca kainatta yerleşmeyen iki rububiyet bir çekirdekte belki bir zerrede yerleşmek lazım gelir. Bu ise muhalatın ve batıl hayatın en manasız ve en uzak bir muhalidir. Koca kainatın ahval ve keyfiyatını nizam-ı adlinde ve nizam-ı hikmetinde tutan bir kadir-i mutlakın aczini hatta bir çekirdekte dahi iktiza eden şirk ve küfür ne kadar hassiz derecede muzaah bir hilaf, bir hata, bir yalan olduğunu ve tevhid ne derece hassiz, muzaaf bir derecede hak ve hakkat ve doğru olduğunu bil. Elhamdülillahi alel iman de. Üçüncü nokta, Sani-i Kadir ismi hakem ve hakimiyle bu alem içinde binler muntazam alemleri derc etmiştir.
o alemler içerisinde en ziyade kainattaki hikmetlere medar ve masal olan insanı bir merkez, bir medar hükmünde yaratmış ve o kainat dairesinin en mühim hikmetleri ve faydaları insana bakıyor. Ve insan dairesi içinde dahi rızkı bir merkez hükmüne getirmiş. Alemi insan ile ekser hikmetler, maslahatlar o rızka bakar, onunla tezahür eder. Ve insanda şuur ve rızıkta zevk vasıtasıyla ismi hakimin cilvesi parlak bir surette görünüyor. Ve şuuru insanı vasıtasıyla keşfolunan yüzer fenlerden her bir fen, hakem isminin bir nevide bir cilvesini tarif ediyor. Evet, dersiniz öyle devam ediyor. Tekrar başa geçelim. Evet. Üçüncü nüktenin ikinci noktası iki meseledir. Birinci mesele, 10. sözde beyan edildiği gibi nihayet kemalda bir cemal ve nihayet cemalda bir kemal elbette kendini görmek ve göstermek, teşhir etmek istemesi en esaslı bir kaydedir. Şimdi böyle bir sual geldi ve zaman zaman da bu 10. sözü ve bu bahsi okurken böyle bir sual varit oluyor. Cenab-ı Hak yani 10. sözde Üstad bunu ifade etmiş. Oradan da bir cümle okuyarak meseleye girelim. Gizli, şöyle bir cümle var 10. sözde. Gizli, kusursuz kemal ise takdir edici, istihsan edici, maşallah deyip müşahede edenlerin başlarında teşhir ister. Mahvi, nazırsız cemal ise görünmek ve görmek ister. Yani kendi cemalini iki vecihle görmek, biri muhtelif aynelerde bizzat müşahede etmek, diğeri müştak seyirci ve mütehayir istihsan edicilerin müşahedesiyle müşahede etmek ister. Hem görmek, hem görünmek, hem daim müşahede, hem ebedi işhat ister. İşte şöyle bir sual geliyor. Yani Cenab-ı Hak niçin görünmek istiyor? Yani görmek ve göstermek istemesinin bu kaidenin hikmeti ne? Mesela bir kısım insanlarda bazı meziyet ve kemalatlar var ki o insan o meziyet ve kemalatını gösterdiği zaman orada efendim kendi kemalatını tescil ettirmek, gayra nispeten o sahadaki vukufiyet ve rüsviyetini göstermek isteyebilir. Cenab-ı Hak niçin kendi hassiz cemal ve kemalini görmek ve göstermek istiyor? Bunu hikmet tahtında nasıl müzakere edebiliriz? Bu meseleyi idrakımızda nasıl anlayabiliriz? Alemimize nasıl oturtabiliriz? Tabii işin başında hemen şunu ifade etmek gerekiyor. Varlık ve iktidar, cemal ve kemal, varlık ve iktidar, cemal ve kemal kayıtlı ve sınırlı olursa o nakıs ve noksan olur. Noksanlar arasında izafi ve nisbi, büyüklük, küçüklük, güzellik, çirkinlik, kemalat, kemalatsızlık, güzel, daha güzel, en güzel mertebeleri olabilir. Yani şöyle ifade edelim. Bir kemalata kayıt koyduğumuz zaman o nakıs ve noksan olur. Bir şey kayda girdiği zaman, ona bir sınır koyduğumuz zaman o nedir? Nakıs ve noksandır. Onun mutlak kemalinden bahsedilemez. Mesela diyelim ki bir arkadaşımız ise ki abi benim babam çok zengin. Nasıl zengin yani? Baban kaç teneke altını var? Abi tenekeyi geç. Vagondan konuşalım. Peki konuşalım. Babanın kaç vagon? 10 vagon altını var mı? Abi geç. 100 vagon, 100'ü de geç. Peki 500 vagon? Yok abi. Benim babamın 1000 vagon altını var. Bakın. Şimdi 1000 vagon altın.
1000 vagon altın herhalde İstanbul'un yarısını alırsın. Belki hepsini alırsın. Bak. Şimdi düşünelim. Babasının 1000 vagon altını var. Tamam. Babası bak kayda girdi. Babanın servetine ölçü koyduk, kayıt koyduk. 1000 vagon altın. Bir şey kayda girdi mi düşer. İzafet ve nispete girdiği zaman nakıs ve noksan olur. Ben ona derim ki senin baban evet 1000 vagon altının zengini ama 100.000 vagon altının fakiri. Bakın düştü. Senin baban evet 100 trilyon vagonun da fakiri. Demek bir şey kayda girdiği zaman bak kayda girdiği zaman nakıs ve noksan olur. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın kemalatı, cemalı, hassiz measin ve güzelliği kayda girmez. Onun için Cenab-ı Hakk'ın kudretinde mertebe yoktur. Üstad diyor ya, mertebeler zıddının tedahülü iledir. Zulmetin tedahülü içerisinde ışık ne yapar? Artar ve azalabilir. Demek eşya arasında izafi ve nisbi manada mukayese olabilir. Mesela 10 tane tuğlayı üst üste koy. 10 tuğla. Bir de onun yanına 100 tane tuğlayı koy. Şimdi ikisini mukayese et. Veya ikisini de hal diliyle birbiriyle konuştur. 100 tuğla 10 tuğlaya nedir? Yani git o tarafa. Ben senin kaç katınım? 10 katınım. Benim yanımda senin sözün edilmez. 10 tuğla, 100 tuğla, 1000 tuğla, 10.000 tuğla, 100.000 tuğla. Bakın yukarıya doğru çıktıkça bunlar arasında izafet ve nispet olabilir. Büyüklük, küçüklük, kemalat, güzellik cephesiyle. Ama Allah'ın bakın cemali, isimleri. Bakın Cenab-ı Hakk'ın bir cümle geçti derste. Evet. Nihayet kemalda bir cemal ve nihayet cemalda bir kemal sahibi olan Allah'ın kemalatı sonsuzdur, mutlak. Mutlak ne demek? İşte mutlağı matematik tabirle ifade edersek mutlak ne demek? Sonsuz demek. Sonsuz ne demek? Bakın sonsuz izafete girmiyor, nispete girmiyor, rakamlara sığmıyor. Bazen ifade ediyoruz değil mi? Matematikle meşgul olanlar bunu daha iyi biliyor. Sonsuzdan 5 çıkartırsan ne kalır? Sonsuz kalır. Dünyada ne kadar ağaç var? Hayal edin. O ağaçların ne kadar yaprağı var? O yaprakların hepsini böyle yan yana dizin, rakam yapın, sonsuzdan çıkartın. Ne kaldı? Sonsuzdan çıkarsa yine sonsuz kaldı. Demek mutlak kemal kayda girmez. İzafet ve nispete sığmaz. İşte Cenab-ı Allah'ın cemal ve kemali namütenahi ve mutlak sonsuz olduğu için demek sonsuz kemala karşı diğer izafi ve nisbi kemalatın hiçbir kıymeti yoktur. Rakamların sonsuzun yanında bir kıymeti olmadığı gibi varlık noktasından bakınca varlığın kemali sonsuz ve mutlak olunca demek sonsuz bir kemalattaki güzellik gayrdan ziyade kendi mahiyet ve hakikatindeki güzelliğe baktığı için bu noktaya nazardan baktığımız zaman Cenab-ı Hakk'ın hüsnü mutlak, kemali mutlak, cemali hassiz, güzelliği kusursuz. Öyleyse Cenab-ı Hak bu alemleri niçin yarattı? Değil mi? Başka bir kuvvet mi onu haşa tahrik etti? Başka bir güç mü onu mecbur tuttu? Hayır. Cenab-ı Hak yerleri ve gökleri hangi mana için yarattı? Bak, hayır irade etti. Hassiz rahmetinden, inamından, ihsanından, kereminden insanlar ve mahlukat istifade etsinler diye mahlukatı ve mevcudatı yarattı. Şimdi tabi 10. sözde bir haşye var. Bu haşyeyi de meselenin üzerine koymamız gerekiyor. Şöyle
her şeyin yaratılan her şeyinin vücudunun müteaddit gayeleri, hayatının müteaddit neticeleri vardır. Her şeyin hayatının müteaddit gaye ve neticeleri vardır. Üstad bunu üç başlık altında ifade ediyor. Her şeyin gayet-i vücudu, netaici hayatı üç kısımdır. Birincisi ve en ulvusi, bakın, saniyine bakar ki o şeye taktığı harika sanat mürassaatını şahid-i ezelinin nazarına resmi geçit tarzında arz etmektir ki o nazara bir anı seyyele yaşamak kafi gelir. Demek ki mevcudatın ve mahlukatın yaratılmasının birinci ve en ulvi gayesi Allah'a bakan cihet ve cephesidir. Demek her şey hayatıyla, vücuduyla, saninin mucizat-ı kudretini ve asar-ı sanatını teşhir edip Sultan-ı Zülcelal'in nazarına arz etmek hayatın en birinci gayesidir. Demek hayatın en birinci gayesi bu. Peki ikinci gayesine, gaye-i vücut ve netice-i hayat, ikinci gaye zişuurlara, şuur sahiplerine bakar. Yani Cenab-ı Hak, evet, kainatı bir mektup olarak yarattı, bir kaside olarak halketti, bir kelime-i hikmet olarak halketti. İşte kainattaki şu kitabın, şu kastenin, şu hikmete medar güzellikleri efendim mütala etmek, tezekkür ve tefekkür etmek için Cenab-ı Hak mahlukatı yarattı. Kim insanları, melekleri ve cinleri yarattı. Demek bunların gayesi Cenab-ı Hakk'ın kainattaki rahmetini, inayetini, asar sanatını, cud ve sehasına medar güzellikleri tefekkür ve temaşa etmek de hayatın ikinci gayesi. Bakın, üçüncü gayesi, hayatın üçüncü gayesi, netice-i hayat o şeyin nefsine bakar. Ki telezzüz ve tenezzüh, beka ve rahat da yaşamak gibi cüz'i neticeleridir. Bak yani demek dünyada böyle sultanlar gibi telezzüz etsen, tenezzüh etsen, değil mi? Yaşasan, rahat hayatını devam ettirsen bu nedir? Bak, üçüncü gaye ve cüz'i bir neticedir. Demek mahlukatın esas yaratılmasının hikmeti azimesi, en ulvi hikmeti doğrudan doğruya Sani-i Zülcelal'in kendi nazarına, kendi nazar-ı şuhutu ile mahlukatını ne yapmasıdır? Temaşa etmesidir. Üstad bunu tabii şunat manasında inşallah bu 30. lemmada ismi kayyumda bu mesele çok daha detaylı olarak açıklanacak. İnşallah orada daha detaylı anlatırız ama şurada kısa olarak ifade edelim. Cenab-ı Hakk'ın nazarını arz etmeye medar sır, şunat ilahiye sırrıdır. Yani vacil vücuda layık bir tarzda onun istinai zatisine ve gınai mutlakına muvafık tarzda Cenab-ı Hak'ta hassiz bir şefkat-ı mukaddese ve hassiz bir muhabbet-i mukaddesesi vardır. Cenab-ı Hakk'ın hadsiz, bak, hadsiz bir şefkat-ı mukaddesesi ve hadsiz bir muhabbet-i mukaddesesi vardır. O şefkat ve muhabbetten gelen bir şevk-i mukaddes vardır. O şevk-i mukaddesten gelen bir sürur-i mukaddes vardır. O sürur-i mukaddesten gelen hadsiz bir lezzet-i mukaddese, bir iftihar-i mukaddese, bir memnuniyet-i mukaddese vardır ki bu şuunata medar sır ve esrarlardır. İşte mahlukatın yaratılmasının asıl hikmeti bu nokta. Cenab-ı Hak namütenahi sonsuz cemal ve kemalının hayretkarı olarak kainat aynasında binbir esmeye medar güzellikleri, güzelliklerin Cenab-ı Hakk'a takdimine medar sır ve hikmetler hayatın yaratılışın birinci gayesidir. Bunu inşallah daha sonraki bölümlerde ifade edeceğiz. Demek
Cenab-ı Hakk'ın nihayetsiz bir cemal ve kemali var. Ha, Üstad Hazretleri bunu ifade ediyor. Bu kainatta Allah, evet, metni okuyalım. Evet. Nakkaş-ı Ezeli bu kainatta ve bu kainatın her bir sayfasıyla, her bir satırıyla, hatta harfleri, noktalarıyla kendini tanıttırmak ve kemalatını bildirmek ve cemalini göstermek ve kendisini sevdirmek için mahlukatı ve masnuatı yaratmış. Burada tabi demek Cenab-ı Hakk'ın cemal-ı sanatı. Bak, işte biz mütefekkir bir mümin olarak Cenab-ı Hakk'ın cemal-ı sanatını temaşa edeceğiz. Cemal-ı sanatın arkasında cemal-ı esmayı, cemal-ı esmanın arkasında cemal-ı sıfatı, cemal-ı sıfatın arkasında da şuunete medar güzellikleri temaşa etmemiz gerekir. Şimdi mesela Mimar Sinan'ın aşağı yukarı 300 küsur eseri var. İşte en muhteşem eserlerinden birisi Süleymaniye ve Selimiye. Şimdi bakın, yani cemal-ı sanat ne demek? İşte Süleymaniye bir ayna. Bak Süleymaniye aynasına. O aynada Sinan'ın ilim ve maharetini görür. Bak. İlmindeki rusuhiyeti, ruhundaki kemal ve güzelliği temaşa et. Demek Süleymaniye, Selimiye bir ayna. O aynada Sinan'ın ilmini, maharetini, ruhunun kemalatını görüyorsun. Değil mi? Bir İngiliz mimar Edirne'ye gelmiş, Selimiye Camisi'ni görmüş. Tacip etmiş. Bu nasıl mimari, bu nasıl güzellik? Öyle. Çantasında diploması varmış, hemen çıkartmış, yırtmış. Bu diploma ile bu eser yapılmaz demiş. Ha. Şimdi Mimar Sinan'ın 300 tane eseri var. Bakın. Ha. Mimar Sinan öyle varsayalım. Bugüne kadar yaşamış olsaydı, diyelim ki bugüne kadar mimar yaşamış olsaydı bu 300 eser ne olurdu? Diyelim ki 3000 eser oldu. 3000 eseri. Bak. 3000 eserin aynasında Mimar Sinan'ın ilmini ne yapıyorsun? Müşahede ediyorsun. Ama biraz daha derinleşelim. Mimar Sinan bugüne değil, kıyamete kadar yaşamış olsaydı. Kıyamete kadar yaşamış olsaydı bilfarz o zaman diyelim ki Mimar Sinan'ın 10.000 tane eseri olacaktı. Öyle kabul edelim. Bak şimdi 10.000 aynada Mimar Sinan'ın, değil mi? Yani bak, sanatının güzelliğini temaşa. Biraz daha tefekkürümüzü derinleşelim. Bilfarz Mimar Sinan hiç ölmeseydi. Ölümsüz. Bak o zaman, değil mi? Belki Mimar Sinan'ın, değil mi, milyarlarca, trilyonlarca sayıca girmeyecek eseri olacaktı. Bakın. Şimdi burada sanatın kemali. Bak, Mimar Sinan'ın, evet, 100 trilyon asarına bak. Her bir eseri diğerinden daha güzel, daha muhteşem, daha muazzam. Bak, bak, bu ne? Bu efendim cemal-ı sanat, sanattaki güzellik. Peki Mimar Sinan'ın trilyonlarca eseri var. Sanatın arkasında, sanatın güzelliğin arkasında görünen daha derinliğine bir güzellik ne? İsim ve unvanının güzelliği. O 100 trilyon veya 100 katrilyon eser Mimar Sinan'ın sanatı olduğunu gösterir mi? Onun isim ve unvanından haber verir mi? Ama Mimar Sinan, yani varsayalım ki ebedi yaşamış olsaydı, onun isim ve unvanı nereye gidecekti? Ebediyete akacaktı. Demek cemal-ı sanatın arkasında ne var? Cemal-ı isim, cemal-ı esma var. Aynen bu misal gibi kainata dikkat ve ibretle baktığımız zaman Cenab-ı Hak sanatını teşhir ediyor. Sonsuz sanat güzelliğini aleminde sergiliyor. İşte bu sergideki bütün antika asarı, bak ya, yerler ve gökler, içindekilerin hepsi Allah'ın sanatı, mucize ve mükemmel.
Demek cemal-ı sanat. Ha. Cemal-ı sanatın arkasında mütefekkir bir müminin cemal-ı esmayı, cemal-ı esmanın arkasında cemal-ı sıfatı, cemal-ı sıfatın arkasında da Cenab-ı Hakk'ın efendim cemal-ı zatına medar güzellikleri tezekkür ve tefekkür etmesi gerektir. Mektubatta şöyle bir cümle var. Bakın. Ey insan, bilir misin nereye gidiyorsun ve nereye sevk olunuyorsun? 32. sözün ahirinde denildiği gibi dünyanın 1000 sene mesudane hayatı 1 saat hayatına mukabil gelmeyen cennet hayatının. Bak, bak dünyanın bak, ofsuz, elemsiz, kedersiz 1000 senelik hayatı cennetin 1 saatine mukabil gelmiyor. Bak Allah Allah. Cennetin güzelliği. Dünyayla kıyasa giriyor mu? Dünyanın 1000 senesi cennetin 1 saatine mukabil gelmiyor. Bak. Ha. Evet, devam edelim. Evet, dünyanın 1000 sene mesudane hayatı 1 saat hayatına mukabil gelmeyen cennet hayatının ve o cennet hayatının dahi 1000 senesi 1 saat rüyeti cemaline mukabil gelmeyen bir Cemil-i Zülcelal'in daire-i rahmetine ve mertebe-i huzuruna gidiyorsun. Demek cennetin dahi 1000 senesi 1 saat rüyeti cemala mukabil gelmiyor. Evet, bakın şu cümlede bütün mevcudatı dünyadaki hüsn ve cemal, bak dünyadaki bütün hüsn ve cemal, değil mi? Hüsn ve cemalın şöyle bir farkını da ifade edebiliriz. Cemal eşyanın zahirindeki güzellik, hüsn de eşyanın batnındaki güzellik. Bütün mevcudatı dünyaviyedeki hüsn ve cemal, bütün güzellikler ve cemaller onun cilve-i cemalinin ve hüsn-i esmasının bir nevi gölgesi. Kainattaki bütün güzellikler onun cilve-i cemalinin bir gölgesi. Ve bütün cennet, bakın, bütün cennet, bütün letaifiyle, bütün letafet ve güzelliğiyle bir cilve-i rahmeti, Allah Allah, bütün iştiyaklar, muhabbetler ve incizaplar ve cazibeler, bir lemay-i muhabbeti olan bir mabud-u lamgezelin, bir mahub-u laezelin daire-i huzuruna gidiyorsunuz. Bakın, bütün cennet, bütün şaşasıyla Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin bir cilvesi, Cemil isminin bir cilvesi. Bak, demek böyle bir mutlak güzellik, bak sonsuz ve mutlak güzellik, değil mi? Her şeyi yaratan o. Her şeyi yaratan o. Her şeyi tanzim eden o, terbiye eden o. Rızık onun, iyaşı onun, rahmet onun, inayet onun, varlık onun, yer ve gök içindeki bütün mevcut onun. Demek ki mutlak kemal, değil mi? Mutlak kemalın nakıs bir kemalle mukayese etmenin hiçbir manası yoktur. Peki Cenab-ı Hakk'ın bütün cennet, bütün şeyiyle tezinatıyla, mükemmelliğiyle Cenab-ı Hakk'ın rüyetine bir an mukabil gelmiyor. O zaman insanın aklına şöyle bir soru geliyor. Peki nimetin kemalı nedir? Bakın, demek bu dersten anlaşılan mana şudur ki Cenab-ı Hak bize hayat verdi. Bak, nimet. İnsaniyeti verdi nimet. İslamiyet de şereflendirdi bir nimet. İnşallah imanla kabre gidersek cenneti verecek. Ebediyeti verecek. Saadet ve sürrü verecek. Tamam. Ama nimetin kemali. Nimet neyle kemalini bulur? Nimet rüyetullah'la kemalini bulacak. Bak. Bütün nimetlerin kemaline rüyetullah. Allah'ın rüyetine mazhariyet. İşte mahlukatın demek yaratılmasına medar sırların esas hakikisine Allah'a bakan cephesiyle Cenab-ı Hak kendi şuunatına medar güzellikleri görmek ve göstermek istemesi sırrınca mahlukatı yarattı.
kendi cemalinin aynadarlığı noktasından. Ha, biz de, bize de hayır irade etti bak. Bizi yokluk karanlığından aldı, varlık alemine çıkarttı. Bu cihette de Cenab-ı Hakk'a hassiz hamd etmek durumundayız. İşte Nakkaş Ezeli bu kainatta ve bu kainatın hassiz sayfeleriyle ve her bir satırıyla, hatta harfleri ve noktalarıyla kendini tanıttırmak, kemalatını bildirmek ve cemalini göstermek ve kendini sevdirmek için en cüz'iden en külliye kadar her bir mevcudun müteaddit lisanıyla cemal-i kemalini ve kemal-i cemalini tanıttırıyor ve elhamdülillah sevdiriyor. Bakın bir cümle daha var burada, onu da okuyalım. Evet. Bin bir esma-i ilahiyenin, bu nokta çok önemli. Cenab-ı Hak anlamayı, idrak etmeyi ihsan ve ikram etsin. Bin bir esma-i ilahiyenin her birinde, her bir esma-i ilahiyede pek çok tabakat-ı hüsn, güzellik tabakaları ve cemal ve faz ve kemal bulunduğu gibi her bin bir esma-i ilahiyenin her birinde, dikkat lazım, pek çok tabakat-ı hüsn bir ve cemal ve faz ve kemal bulunduğu gibi pek çok meratibi muhabbet, muhabbet mertebeleri ve iftihar ve izzet ve kibriya vardır. İşte bundandır ki Vedud ismine mazhar olan muhakkikin evliya bütün kainatın mayesi muhabbettir. Bütün mevcudatın harekatı muhabbettedir. Bütün mevcudattaki incizap ve cezbe ve cazibe kanunları muhabbettendir demişler. Onlardan birisi demiş: Felek mest, melek mest, nucum mest, anasır mest, nebatat mest, şecer mest, beşer mest, sedasar zihayat mest. Yani muhabbet-i ilahiyenin tecellisinde, yani muhabbet-i ilahiyenin tecellisinde o şarab-ı muhabbetten herkes istadına göre mesttir. Allah istadımızı açsın, mestliğimizi de ziyadeleştirsin. Malumdur ki her kalp kendine ihsan edeni sever. Her kalp kendine ihsan edeni sever. Ve hakiki kemale muhabbet eder. Ve ulvi cemale meftun olur. Kendiyle beraber sevdiği ve şefkat ettiği zatlara daha ziyade ihsan edeni daha ziyade pek çok sever. Acaba sabıkan beyan ettiğimiz gibi her bir isminde binler ihsan defineleri bulunan, her bir isminde binler ihsan defineleri bulunan ve bütün sevdiklerimizi ihsanatıyla mesut eden ve binler kemalatın menbaı olan ve binler kemalatın menbaı olan ve binler tabakat-ı cemalin medarı olan, binbir esmanın müsammesi olan Cemil-i Zülcelal, Mahbub-u Zülkemal ne derece aşk ve muhabbete layık olduğu ve bütün kainat onun muhabbetiyle mest ve sergerdan olmasının şayeste bulunduğu anlaşılmaz mı? İşte bu sırdandır ki Vedud ismine mazhar bir kısım evliya cenneti istemiyoruz. Bir lemay-i muhabbet-i ilahiye ebeden bize kafidir demişler. Hem ondandır ki hadiste geldiği gibi cennette bir dakika rüyet-i cemal-i ilahi bütün cennet lezaizine faiktir. İşte şu nehessiz kemalat-ı muhabbet, vahidiyet, ehadiyet dairesinde
Zat-ı Zülcelal'in kendi esma ve mahlukatıyla hasıl olur. Demek o daire haricinde tevehüm olunan kemalat, kemalat değildir. Evet. Cennette bir dakika rüyeti cemal-i ilahi, bütün cennet lezaizine faiktir. Ya böyle bir Allah'ımız, böyle bir Rabbimiz, böyle bir Halık'ımız var elhamdülillah. Minel ezel ilel ebed. İşte Cenab-ı Hakk'ın cemal ve kemalinin hayrettarı olmak, bu mehasin rubiyete karşı şükür ve hamd etmek hayatın en ciddi vazife ve görevidir. Bakın Üstad burada ikaz ediyor. Ey gafil insan, ey gafil insan, bu hakimi hakemi, hakimi zülcelal vel cemal sana karşı kendini, kendisini her bir mahlukuyla böyle hadsiz ve parlak tarzlarda tanıttırmak ve sevdirmek istediği halde, sevdirmek istediği halde sen onun tanıttırmasına karşı imanla tanımazsan, bakın Cenab-ı Hak demek kainattaki bütün mevcudat vahdaniyet-i ilahiyenin bir delildir. Allahu Ekber. Allah bak kendi varlığının delillerini kainatta yaratmış. Bak bütün mevcudat sanat-ı ilahiyedir. Kudret-i ilahiyenin harikasıdır. Hikmet-i ilahiyenin mucizesidir. Bak evet. İşte ey gafil insan, bu hakimi hakemi, hakimi zülcelal vel cemal sana karşı kendini, kendisini her bir mahlukayla böyle hadsiz ve parlak tarza tanıttırmak ve sevdirmek istediği halde sen onu tanıttırmasına karşı imanla tanımazsan ve onun sevdirmesine mukabil ubudiyetinle kendini ona sevdirmezsen ne derece hassiz, müzaaf bir cehalet, bir hasaret, zarar olduğunu bil, ayıl. Demek Cenab-ı Hak maruf ismiyle kendini bize tanıttırıyor. Bütün yer, gök, cennet, cehennem, mahlukat ve masluat Allah'ın sanatı, Allah'ın ayeti. Allah'ın rububiyetini, azametini, kudretini, rahmetini, inayetini ne yapıyor? Akıl gözüne gösteriyor. Allah nimetleriyle bize bahşettiği sonsuz ihsanlarıyla da bizi seviyor. Sevdiğini bize ihsas etmiş oluyor. Demek maruf ismiyle Allah kendini bize tanıttırıyor. Vedud ismiyle de Allah kendini bize sevdiriyor. İşte bu muhabbete ve bu marifete karşı lakayt olmak da en dehşetli bir muzaaf cehalet, en dehşetli bir hasarettir. Evet, ikinci noktanın ikinci meselesi, bu kainatın sani, kadir ve hakiminin mülkünde iştirak yeri yoktur. Çünkü her şeyde nihayet derecede intizam bulunduğundan şirki kabul edemez. Çünkü müteaddit eller bir işe karışırsa o iş karışır. Bir memlekette iki padişah, bir şehirde iki vali, bir köyde iki müdür bulunsa o memleket, o şehir, o köyün her işinde bir karışıklık başlayacağı gibi en adına bir vazifeder adam o vazifesine başkasının müdahalesini kabul etmemesi gösteriyor ki hakimiyetin en esası, hassası elbette istiklaliyet, elbette istiklaliyet ve infirattır. Demek intizam vahdeti, hakimiyet infiratı iktiza eder. Demek bunun üzerinde biraz duralım. Hakimiyetin şeyini ve muktedası nedir? İstiklaliyet ve infirattır. Bakın. Gayrın müdahalesini reddetmektir. Bakın insanların dünyadaki hakimiyetleri nedir? Kayıtlı ve kısıtlı. Padişah da olsan, sultan da olsan dünyanın bir ülkesinde, bir parçasında, bir kıyısında sultansın. Senin sultanlığın ebedi midir? Hayır. Her nefis gibi sen de öleceksin. Bak. Peki senin saltanatın yere, göğe, arşa hükmediyor mu? Etmiyor. Bakın insanların, padişahların saltanatı muvakkat, kayıtlı ve kısıtlı olduğu halde bak saltanat rakip kabul etmiyor. Yaşanmış bak.
Adam 71 yaşında, padişah, sultan, vehim. Ya çocuğu daha yeni doğmuş. Bebek ya, beşikte. Bak vehim. Yarın bu, evet, büyür, gelir, bana rakip olur, beni tahtımdan, tacımdan indirir diye beşikteki yavrusunu, öz evladını boğdurmuş. Ya sen 70 yaşındasın. Bu çocuk kalkacak, raşit olacak, sağını solunu, önünü arkayı bilecek, devlete, işlerine müdahale edecek, saltanat dava etmesi için ne lazım? En az 30-40 sene lazım, 30 sene lazım. Sen zaten 70'in üzerine 30 koyarsan sen ne olmuşsun? Ölmüşsün, bitmişsin. Bak, vehim. Vehminden dolayı bir padişah kendi öz evladını, beşikteki evladını öldürtmüş. Demek bu bir kanun. Hakimiyet gayrın müdahalesini istemez. Peki Cenab-ı Hakk'ın hakimiyeti ne? Bak, Sultan Murat, değil mi? Sert bir padişahmış efendim. Yasaklamış. Esrar Eroğlu'nu yasaklamış. Adam tiryaki. Sultan Murat da tebili kıyafet geziyor efendim. Nerede bu işi yapanlar varsa yakalıyor, hemen şey yapıyor, cezasını veriyor. Adam bakmış ki ya padişahın tasdit ve tahakkümünden nasıl kurtulacağım? Bahçesinde kuyu kazmış, kuyun içerisine girmiş, üzerini çarlılarla örtmüş, şeyini, esrarını çekmeye başlamış. Sultan Murat bakmış böyle, o çarlıların içerisinden yukarıya doğru duman yükseliyor. Hemen anlamış, gelmiş böyle tutmuş, çarlıları kaldırmış. Adamın ağzında esrar. Adam, ya demiş, yeter be. Sen demiş, yeryüzünün sultanısın, yerin altında sultanı değilsin. Bakın, şimdi sultanların saltanatı kayıtlı ve kısıtlı. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın hakimiyeti nasıl? Allah'ın hakimiyeti, rububiyeti mutlaka derecesinde Allah'ın hakimiyeti var. Ne demek? Bak, şimdi bir padişah raiyetini yaratabilir mi? Ona rızk verebilir mi? Onu diriltebilir mi? Nimetleri onun başına sarabilir mi? Değil mi? Ha. Onun ihtiyaçlarına, maddi ve manevi ihtiyaçlarına cevap verebilir mi? Veremez bak. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın hakimiyeti ve amiriyeti, bak, rububiyeti mutlaka derecesinde ne demek? İnsanı yaratan Allah, yaşatan Allah, hayata lazım olan bütün nimetleri onun etrafında, başına bağlayan kim? Cenab-ı Hak. Demek Allah'ın hakimiyet ve amiriyeti rububiyeti mutlaka derecesinde olduğu için Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti amme derecesinde hakimiyeti olduğundan dolayı hakimiyetin muktezası nedir? İstikraliyet ve infirattır. Demek şirki kabul etmez. Bu nokta bir. İkincisi, Cenab-ı Hakk'ın azameti ve celali noktasından bakınca Cenab-ı Hakk'ın kibriyası, ceberiyeti mutlaka derecesinde bir kibriyası vardır. Cenab-ı Hakk'ın azamet ve kibriyası da şirki ne yapar? Tart eder. Şirke müsaade etmez. Üstad bir misal veriyor. Diyor ki, güneşe bak. Temmuz ayında güneş tam tepende. Bak güneşin, diyor, azametin nuru ve kibriya ziyasına bak. Güneşin azametin nuru ve kibriya ziyasına bak. Etrafı aydınlatıyor. Temmuz ayında günün tam ortasında bir mumu yak. O mumun zayıf ışığı güneşe bir kuvvet verir mi? Vermez de. Güneşin ziyasındaki o nur hiçbir cihette o zayıf nura ihtiyaç bırakır mı? Bırakmaz. Demek Cenab-ı Hakk'ın azamet ve celali de ceberit mutlaka noktasından olduğu için şirki tart eder. Başka? Bir de Cenab-ı Hakk'ın kemalat ilahiyesi var. Allah aczden, kayıttan nedir? Münezzehün veradır. Allah'ın kemalatı da uluhiyeti mutlaka noktasında kemalatı var. Aczden münezzeh, kayıttan müberri olan, kemalatı mutlak olan Allah'ın kudretine, tasarrufatına nispeten şirk ne yapamaz? Müdahale edemez. Şirk giremez. Ha. Bir de üstad diyor, ıtlak hakkatı var kainatta. Cenab-ı Hakk'ın ıtlak hakkatı külli, muhit ve hakikidir. Bir misal veriyor, değil mi? Mesela
haşhaş gibi bir tohum diyor, değil mi? Haşhaşın tohumunu at, değil mi? Serp. İşte zaman zaman tarihte olmuş, değil mi? Çekirge afat. Yer altında yaşayan karıncalar var. Cenab-ı Hak ıtlak noktasından, su bir derece ıtlaka masar bakın. Hava bir derece ıtlaka masar, nur bir derece ıtlaka masar. Çok büyük bir salonu düşün, İstanbul kadar büyük bir salon. Zifiri karanlık, değil mi? Düğmeye bir an baksığın zaman karanlık zulmet gidiyor, nur geliyor bak. Işık ıtlaka masar, su da bir derece ıtlaka masar, nur unsuru ıtlaka masar. Ha, tarih boyunca bakırsın Cenab-ı Hak önünü açmış ıtlak, çekirge afat, toprağın altından, değil mi? Ha, karıncalar çıkmış. Allah dilerse tek bir karınca ile işte Firavun'a gelen musibetleri biliyorsunuz, değil mi? Kurbağa afatı, Allah, tavun, çekirge afatı. Islak noktasından bakınca Cenab-ı Hakk'ın her bir esmasına medar tecelliyatı, değil mi? Allah önünü açmış olsa bakın o ıtlak da şirkine yapıyor, tart etmiş oluyor. Başka kudret-i ilahiye ve her bir esma-i ilahiyenin kainatta muhit ve nihayetsiz tecelliyatı var. Muhittir. Allah'ın rububiyeti muhittir. Bütün eşyayı, bütün mevcudatına yapıyor, ihate etmiş oluyor. Bak, ha. Esmanın tasarrufu muhit. Hiçbir mekan yok ki orada Allah'ın takdiri, tanzimi, teşkili, rububiyeti, hallaketi olmasın. Demek esmanın ıtlakı, hassizliği ve nihayetsizliği, kemalat-ı ilahiyenin aczden ve kayıttan münezzeh olması ve Cenab-ı Hakk'ın hakimiyet ve rububiyeti şirki tarz etmiş olduğu için istiklaliyet, efendim, kainattaki intizam vahdetten haber verdiği gibi hakimiyet de infiradı iktiza eder. Evet, bu kainat öyle bir tarzda yaratılmış ki bir çekirdeği halk etmek için bir ağacı halk edebilir bir kuvvet lazımdır. Ve bir ağacı halk etmek için de kainatı halk edebilir bir kudret gerektir. Ve kainat içinde parmak karıştıran bir şerik bulunsa en küçük bir çekirdekte de hissedar olmak lazım gelir. Çünkü o onun numunesidir. Şimdi Risale-i Nur'da bir düstur ifade edilmiş. Bu düstur tevhid noktasından çok önemlidir. Eğer bu düsturu tam anlayamazsak yani imandaki rüsviyete çıkma noktasından bu düsturun iyi anlaşılmasına ihtiyaç ve zaruret var. Bir kayda var. Evet. Bir şey, bak bir şey sabit olunca levazımatıyla beraber sabit olur. Bir şey levazımatıyla beraber sabit olunca, bunu hallakiyet, rubiyet noktasından bakınca bütün esmanın arkada tahşiyatını görmemiz gerektir. Mesela diyelim ki, yani maddeten bir misal verelim. Evet. Şimdi şurada bir ilkokul açacaksın. Geldin, okulu yaptın. Okul yapıldı. Tamam. Birkaç milyar dolar verdin, okulu yaptın. İş bitti mi? Hayır, bitmedi. Okulun devamı sürekli için okul levazımata muhtaçtır. Bakın şimdi levazımat da neye gider? Bak, sonsuza doğru gider. Şimdi bu okula ne lazım? Buradan başlayalım. Bu okula çocuk lazım. 7 yaşındaki çocuğu kaydedeceksin. Peki çocuğa ne lazım? Anne baba lazım. Anne babaya ne lazım? Rızık lazım. Değil mi? Yemek yiyecek. Değil mi? Hayatını devam ettirecek. Sonra çocuğu olsun. Çocuğun dünyaya gelmesi için anne babaya ne lazım? Yemek lazım. Yani meyve lazım, sebze lazım. Meyveye, sebzeye ne lazım? Bahar lazım. Bahara ne lazım? Dünya lazım. Dünyaya ne lazım? Kainat lazım. Geriye çek. Peki sınıfa gir. Sınıfa ne lazım? Tahta lazım, masa lazım. Tahta ve masaya ne lazım? Orman lazım. Ormana ne lazım? Küre-i arz lazım. Küre-i arza ne lazım? Güneş sistemi lazım. Güneş sistemi ne lazım? Kainat lazım. Peki, başlayalım. Sınıfa çocuk girdi, tahtada oturdu. Sınıfa ne lazım? Öğretmen lazım. Öğretmene ne lazım? Oo.
ne öğretmeni, fen öğretmeni, fizik öğretmeni, kimya öğretmeni, edebiyat öğretmeni, İngilizce öğretmeni. Fen fakültesi lazım, edebiyat fakültesi lazım. Ya. Yabancı diller fakültesi lazım. O fakülteye ne lazım? Profesör lazım, dekan lazım. Bak. Bak. Allah Allah. Peki bu okulun güvenliği için ne lazım? Polis lazım, askeriye lazım. Tebeşir lazım. Bak. Nereye gidiyor bu lazımlar? Az düşünün. Bak, sonsuza gidiyor. Bak. Demek her şey her şeyle merbuttur. Tevhid noktasından baktığımız zaman bu kainat kadar kuvvetli bir delildir ya. Bak. Ya bir çekirdeğe ne lazım? Bir çekirdeğe, bir ağaca ne lazım? Hadi. Hadi. Ağacı nereye göreceksin? Senin bahçendeki toprağa mı? Çekirdeğe dünya lazım. Dünyaya ne lazım? Güneş lazım, kamer lazım, rahmet lazım, bağ lazım, bahçe lazım, su lazım, yer lazım, gök lazım. Bak. Demek rububiyet noktasından bakınca ustadın bir cümlesi var. Rububiyet noktasında kainat tecezzi ve inkısam kabul etmeyen bir kül ve bir küllü hükmündedir. Demek zerreyi yaratan kimse güneş sistemini yaratan odur. Çekirdeği yaratan kimse ağacı yaratan odur. Ağacı yaratan kimse baharı halk eden odur. Baharı yaratan kimse kainatı tanzim eden, tertip eden odur. Demek eşyanın varlık alemine çıkması her şey levazımatına muhtaçtır. İşte bu noktadan bakınca demek kainatta binbir esma-i ilahiyenin tezahür ve tecellisi var. Buna ustad ne diyor? Esmanın tahşidatı. Esmanın tahşidatı. Bak. Kadir ismi, Hakim ismi, Alim ismi, Mukadir ismi, Musavvir ismi, Münevvir ismi. Ya saygısın. Demek 99 esmanın tahşidatıyla eşya varlık alemine çıkmış oluyor. Demek rububiyet noktasından tecezzi ve inkısam yok. Cüz kiminse kül onundur. Zerrat kiminse seyyarat onundur. İnsan kiminse dünya ve ahiret de onundur. Demek eşya levazımatıyla sabit olur hakikati bizi binbir esmanın tecelliyatına ve o tecelliyata kadar binlerce rububiyetin sır ve esrarlarına götürmüş oluyor. İşte tefekkürümüzü bu manada derinleştirmiş olduğumuz zaman bak kainatta her şey her şeyle merbuttur. Her şey her şeyle alakadardır. Onun için ustad ne diyor? Her şeyi yaratamayan bir şey yaratamaz. Bir şeyi yaratan her şeyi yaratandır. Demek bütün kainatta rububiyet-i ilahiyenin sikkesi, hatemi, mührü her yerde vaki ve mevcuttur. Kainat hal diliyle tek bir Allah'ın uluhiyetini 99 esmanın şahadetiyle ilan ediyor, akıl gözüne göstermiş oluyor. Dersimizi burada kapatalım. Yine haftaya inşallah İsmi Hakim'e devam edelim. El-Fatiha.